Günlerdir herkesin gözü kulağı Yüksek Seçim Kurulu'nda. YSK üyeleri yine günlerdir fazla mesai yapıyor. İtiraz mesaisi, çünkü oradan çıkacak karar İstanbul'un kaderini belirleyecek. YSK'daki son durumu da Beyaz Haber ekibinden Gençay Ünal aktaracak bizlere. Önemli bir son dakika gelişmesiyle başlayalım Murat Erçin. Enteresan bir son dakika gelişmesi. YSK'dan çıkan karara göre Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçilen, mazbatası verilen MHP'den seçilmişti. Belediye başkanı Nihat Atlı'nın mazbatası geri alınıyor. Neden olarak da seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi. YSK'dan yapılan açıklamaya göre başka herhangi bir bilgi verilmedi. Peki yerine kim geçti? En yüksek oyu alan ikinci isim Saadet Partili Kazım Özgan'a verilecek mazbata. Tekrar edelim, önemli bir son dakika gelişmesi. Altını çizelim. Neden? Çünkü benzer bir şey İstanbul'da mı olacak? Onun da ayrıntısını vereceğiz. MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen, mazbatası verilen Nihat Atlı'nın mazbatası geri alınıyor. YSK'nın son dakika bilgisi, seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi gerekçe olarak ve YSK Kozan'da mazbatayı Saadet Partisi'nden en yüksek oyu alan Kazım Özgan'a verilmesini kararlaştırdı. Peki YSK'dan başka hangi kararlar çıkacak? Artık saat 17 itibariyle sona erdi itirazlar. Büyükçekmece ve İstanbul kararlarını bekliyoruz. Saat 10.30 itibariyle YSK Başkanı Sadi Güven kurmaylarıyla, ekipleriyle birlikte toplantı halinde, halen içeride o toplantı devam ediyor. Karar bu akşam da çıkabilir, yarın da çıkabilir. Çünkü süreç artık YSK'da son kararı verecek, nihai kararı verecek. İstanbul'da olağanüstü itiraz yapılacak ama bunun için az önce Ömer Çelik'in AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamasında tekrar yineledi ve dedi ki tekrar olağanüstü itirazımızı yapacağız ilerleyen günlerde dedi. Bu ne demek? Şu demek: YSK kararını verecek İstanbul'da bu akşam ya da yarın. Ekrem İmamoğlu dedikten sonra o mazbatayı verecek. Ondan sonra da AK Parti itirazını yapacak mazbata verildikten sonra. Peki bugün Büyükçekmece'de neler oldu? Sahte seçmen iddiaları üzerine polis dün olduğu gibi bugün de Büyükçekmece'de kapı kapı dolaştı. O verilen adreslere gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Büyükçekmece konusuna değindi. Tıpkı muhalefetin değindiği gibi, bakın Büyükçekmece'de bugün neler yaşandı. Selamünaleyküm. Aleyküm. D blok nereden? D blok. D1'de 2 mi? Hangi blok? 2 tane blok var. Ne diyoruz? D1'de 11. İsmi ne? Ev ev dolaştı polisler. Sahte seçmen kağıdında gösterilen isimleri o adreslerde bulamadılar. Burada mı yaşıyor? Daha da skandalı. Ahır, kümes ve köpek barınaklarına binlerce seçmen kaydı yapıldığı ortaya çıktı. Polis izahıncım, kapıyı açar mısın? İstanbul'un o hırsızlığının en çok yaşandığı iddia edilen ilçesi Büyükçekmece ile ilgili yine önemli gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova dönüşü gazetecilere açıklama yaptı. Erdoğan, Büyükçekmece'deki iddiaların seçimi iptale götürebileceğine vurgu yaptı. Aslında samimi bir davranış olsa bu iptale götürür. Mesela boş arazide apartman var. Orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş. Adres orası gösteriliyor. Onu geç. 2 katlı bir bina. Bina 4 kat gösterilmiş. 4 kat gösterilen binada seçmenler. İşte bunlar ciddi manada seçime, ciddi manada bir şaibenin karıştığının ispatları ve bunu da teşvik ediyorlar. Şimdi bu teşvik edildikten sonra orada bir defa birinci derecede ilçe seçim kurulu seçimin yenilenmesini getiriyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Şenocak belgeyi sosyal medya hesabında paylaşırken Büyükçekmece'deki sahte seçmen kağıtlarını görmezden gelenler de vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu birazdan muhtemelen söyleyecek. Büyükçekmece'de dedi ama Kılıçdaroğlu YSK'yı göreve çağırdığı 7 maddelik konuşmasında Büyükçekmece'ye hiç değinmedi. Akşener ise polislerin adres tespitinden rahatsızlığını dile getirdi. Tek tek hane
gezen, burada ifadeler alan bir seçim anlayışı olamaz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Büyükçekmece ile ilgili tahrik edici bir dil kullandı. Büyükçekmece'de herhangi bir usulsüzlük yok. Sadece vatandaşı terörize etme hali var. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sahte seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapacak olan polisler sabah saatlerinde bir spor salonunda bir araya geldi. Ellerinde kontrol edilecek adreslerin yazılı olduğu kağıtlarla belirlenen adreslere çıktı. Kıyafet etmediğini, bahse konuşarsın, burada oturmadığını. Polis tek tek kapıları çaldı, kimlik kontrolü yaptı. A blok numara 20, iç kapı numarası 25. İç kapı numarası 25, 25 o kota giriş olur. Ama yok şey diyor, A blok diyor. O kontrollerde renkli görüntüler de yaşandı. Gürpınar Mahallesi'nde oturan Mehtap Ayşe Yıldız isimli bir vatandaş, adres kontrolüne gelen polislere börek ikram etti. İlçe sakinlerinin duyarlılığı bu görüntülerle de sınırlı değil. Polise yardımcı olmak isteyen bir grup vatandaş bir araya gelerek ihbarda bulundu. İlçe sakinleri seçim günü ilk kez gördükleri kişilerin otobüslerle oy kullanmaya getirildiğini söyledi. Bizim şahsın adresi ikamet etmedi. Ama esas skandal işte bu adresler. Adreslerde kimse yok çünkü boş arsa, kümes, ahır ve köpek barınaklarına binlerce seçmen kaydı yapılmış. Burası da seçmen listesinde 13 kişinin adresi olan CHP'li belediyeye ait köpek barınağı. Erol Türkoğlu isimli ilçe sakini burada 13 kişi kayıtlı gözüküyor. Orada binlerce köpek var, insan nasıl oturur? Orada daire varmış gibi adres oluşturulmuş dedi. Ahırlar konut gibi gösterilip sahte kayıt yapılmış. İlçe sakinleri işte bu ahırda tam 19 seçmenin olduğunu iddia ediyor.